Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Hukuk öğretileri, hukuk öğrenmeye hoş geldiniz. Bir 10 dakikanızı istiyorum. Misyon koruma ile ilgili kafanıza takılan tüm soruların cevaplarını bu video içerisinde bulacaksınız. Daha öncesinde sık sık işte paylaştığımız YouTube'da video olarak da paylaşmıştık. Misyon koruma sınavı geliyor diye. Instagram polis mevzuatı hesabında da işte sizden gelen mesajlara göre arkadaşlar öngörümüz Mart ayında bu sınav olacağı yönünde çok paylaşımlar yaptık. Tarih vererek paylaşımlar yaptık. Mart 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 dedik arkadaşlar ve sınav duyurusu 12 Mart olarak açıklandı. Biz A'dan Z'ye hem kaynaklarla hem video eğitim paketleriyle bu sınava hazırız. Rekabetin çok yüksek olacağı bir sınav olacağını şimdiden gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Çünkü öğrencilerimiz sağlam bir şekilde hazırlanıyor. Sen de bu sürece bizimle, bu başarı yolculuğuna bizimle sağlam bir şekilde, eksiksiz olarak hazırlanabilirsin. Arkadaşlar bu duyurunun 26 Temmuz 2020 tarihinde yapılan misyon koruma sınavıyla biraz farklılıklar var. Ki önemli farklılıklardır. Sınavlarda da seni bir adım değil 5 adım ön adı 10 adım öne geçirecek önemli bilgilerden bahsedeceğim. Neden? Çünkü arkadaşlar 26 Temmuz 26 şöyle ekrandan çıktım. Sizin için bir e, blog yazısı hazırladım arkadaşlar. Bu blog yazısı aynı zamanda hukukert.com'da yayınlandı. Instagram e, Instagram hukukert, Instagram polis mevzuatına da bunları paylaşıyoruz. Şimdi arkadaşlar, misyon koruma sınavı, misyon koruma sınavı konu dağılımı bazında arkadaşlar, işte %10 insan haklarından geliyor. %10 anayasa idareden geliyor. Yine arkadaşlar, e, şöyle bir saniye. Yine devam ediyorum. Arkadaşlar Atatürk ilke ve inkılaplarından Atatürk ilke ve inkılaplarından %10 geliyor. Protokolden %10 geliyor. Silahtan %10 %20 geliyor. Ve arkadaşlar güncel güncel bilgilerden, kültürel konulardan %10 geliyor. Yabancı dil, İngilizce, Fransızca, Almanca'dan da %10 geliyor. Yani toplamda 100 soruyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Hocam, 26 Temmuz 2020 yılında yapılan ilan ile bugün yapılan duyuru arasında nasıl bir fark var? Şimdi arkadaşlar, fark şuradan, şurada karşımıza çıkıyor. Polisi ilgilendiren mevzuatlar yani %20'lik kısmı. Yani 20 sorunun Korumlu olduğunuz mevzuatlar kısmını ben burada ekrana geleceğim vurgulamam gerekiyor. Arkadaşlar biz e, taltif kitaplarını, konu anlatımlı kitabı, soru bankası kitabını hazırlarken 42 bölüme yer verdik. Ya içerisinde karşınıza gelecek tüm mevzuatlardan sizi ilgilendiren, sizin sınavınızı ilgilendiren tüm mevzuatlara yer vermeye çalıştık. Ve size şu şekilde çalışmanız yönünde tavsiyelerde bulunduk. Arkadaşlar işte Milli Eğitim'in 2020 yılında açıklanan ilanda sorumlu olduğunuz mevzuatlara göre değil e, genel çaplı olarak bizim tüm mevzuatları mutlaka okuyun bazen alan dışına da çıkıyorlar soru gelme potansiyeli yüksektir diye sürekli tavsiyelerde bulunduk kitaplara da bu mevzuatlara da yer verdik 2020 yılındaki ilana göre biz polis mevzuatı hazırlamış olsaydık kitapları hazırlamış olsaydık şu anda kesinlikle yeterli gelmeyecekti neden? Çünkü 2020 yılındaki sınav ilanında 14 mevzuattan sorumluydunuz. Şimdi ise arkadaşlar 23 mevzuattan sorumlu oluyorsunuz. Yani mevzuatın sorumluluk alanı genişledi. Tamam? Peki kaç arttı arkadaşlar? Toplamda 9 mevzuat daha arttı. 9 mevzuat daha arttı. Tamam peki hocam sende bu 9 mevzuatın tamamı var mı? 7'si bizde var arkadaşlar. Sadece ikisi eksik ikisi için de çok özel bir çalışma yapıyorum. Ücretsiz olacak herkes bu notlara erişebilecek paylaşacağım. Youtube'da da bununla ilgili bir video çekip altına da bırakacağım o pdf'yi. O yüzden Youtube'a mutlaka abone ol bildirimleri aç e, o video e, çekimleri vesaire hazırlandığında hemen sana bildirim gelsin. Şimdi tekrardan ekrandan çıktım. Şimdi arkadaşlar ne oldu? Hayatımıza ne geldi? 14 mevzuattan 23 mevzuata çıktı. Hocam ne geldi bu 9 yeni mevzuat ne? Birincisi arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını, anayasasını arkadaşlar yer verdiler. Biz bunu anayasa kamp kitabında detaylı bir şekilde, detaylı bir şekilde anlattık. Zaten bakın buradan şuraya da gideceğim. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na da yer verildi arkadaşlar. Biz bunu hem taltif kitabında, konu anlatımlı kitapta arkadaşlar, konu anlatımlı kitapta hem de soru bankası kitabında detaylı bir şekilde yer verdik. Taltif mevzuat kitaplarında yer verdik ha. İdare hukuk kamp videolarında da zaten bunlara yer verdik biz. Ekstradan taltif kitaplarına da eklemiştim. Aha gö gel gelin de görün arkadaşlar. Bunlar bundan önceki misyon koruma sınavında yoktu. Ama biz kitaba yine de eklemiştik. Aha bu ilanda var arkadaşlar çalışmanız gerekiyor. Peki devam ediyorum devam ediyorum. Buradan da şuna gel gelmek istiyorum arkadaşlar. Anayasanın soru sayısı, soru sayısı dikkat arkadaşlar bakın. Soru sayısı işte anayasa ve idareden %10 geliyor olayından artık çıktı. Neden? Çünkü polisi ilgilendiren mevzuatlar kısmına anayasa olarak da eklendi. Yani ekstra soru demek bu. Aynı şekilde devlet memurlar kanunu idare hukuku içerisinde yer alırken ekstradan ismen kanun olarak da eklendi. Yani soru sayısı anayasada ve idarede artacak. Tamam. Peki devam ediyorum. Devam ediyorum. Peki arkadaşlar başka ne geldi? Başka ne geldi? Arkadaşlar 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu Görevlilerin yargılanması hakkındaki kanun geldi. Yine bu taltif konu ve taltif soru bankası kitaplarında mevcuttur. Başka ne geldi? 1774 sayılı kimlik bildirme kanunu geldi. Yine arkadaşlar bu kanun taltif konu ve soru bankası kitabında mevcuttur. Başka ne geldi? Adli kolluk yönetmeliği var geldi arkadaşlar. Bu e, bu yılki sınava yeni eklendi. Neden? Adli ve önleme arama yönetmeliği vardı. Burada adli kolluk yönetmeliği geldi. Bu yönetmelikte yine taltif konu ve taltif soru bankası kitaplarında bu kitaplarda arkadaşlar mevcuttur. Peki Peki ne geldi arkadaşlar? Ee, 5395 sayılı çocuk koruma kanunu geldi. Yine bu kanunda arkadaşlar tatip konu ve soru bankası kitaplarında mevcuttur. 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun yine arkadaşlar kitaplarımızda mevcuttur. 2 tane mevcut olmayan var arkadaşlar. Biri 1481 sayılı asayişi müessil bazı fiillerin önlenmesi hakkındaki kanun, bir diğeri de çocukların koruma kanunu uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki kanun. Bunun için size arkadaşlar özel özel bir PDF pdf notu hazırlayacağım ve bunu ulaşabileceğiniz hukuk öğretirde paylaşacağım. Polis mevzuatı instagram hesabında paylaşacağım. Youtube'da paylaşacağım. Youtube'da ayrı bir özel bir şey yapacağım. O yüzden mutlaka e, takibe al, bildirimleri aç. E, muhtemelen yarın paylaşılır. Şimdi arkadaşlar bunlar ekstradan 9 tane geldi. Peki hocam diğerleri duruyor mu? Evet arkadaşlar diğer 14 tane mevzuat yerini korumaya devam ediyor. Buna ekstradan buna ekstradan artı 9 mevzuat daha geldi. İşte takip kitapları 2020'nin 2020'nin sınav ilanına göre hazırlanmış olsa idi bu iki kitapta arkadaşlar 9 mevzuatta olmayacaktı. Tamam ama biz ne yaptık? Her türlü ihtimali düşünmemize rağmen iki taneden açıkta kaldık. Onun da açığını tamamlayacağız. Her türlü kitapların ve eksiksiz olmasının istediğimiz bu kitapların arkasındayız Çalışmalara devam edeceğiz Peki arkadaşlar devam ediyorum Birçok arkadaş şöyle ekrandan çıktı Birçok arkadaş öğrencimiz Arkadaşlar şundan bahsediyor Hocam diyor biz ceza hakkı Genel hükümlerinden ve ceza muhakemesinden Sorumlu muyuz? Evet sorumluyuz Hocam biz yüzdelik dilimlere Baktığımızda göremiyoruz arkadaşlar Sorumlu olduğunuz yerini çiziyorum Ceza muhakemesi kanunu Türk ceza kanunu Türk Ceza Kanunu'na kastım ceza hukuk genel hükümleri, ceza muhakemesi arkadaşlar. İşte bu iki alanda bizim hem e, videolarımız var hem ders notları var, pdf ders notları var. Mutlaka onların canına okumalısın. Zaten e, sen bizimle e, misyon video seti ve kitap setini birlikte e, götürerek bu sınava hazırlanıyorsan bu eğitim paketlerinde o video oynatma listesinde görüyorsundur. Peki arkadaşlar devam ediyorum devam ediyorum. Burada burada şöyle bir aşağı doğru gidelim. Burada arkadaşlar Atatürk ilke ve inkılaplarından gelen bir soru var arkadaşlar. O %10 yani 10 soru geliyor arkadaşlar çok önemli. İnsan haklarına biraz daha üstünde duracağım. Çünkü vurgulamam gereken bir yer var. Bazen puanların eşitlik durumu söz konusu olabiliyor. Orada çok önemli oluyor insan hakları. İlk bakılacak şey insan haklarının doğru sayısı. Şimdi arkadaşlar Atatürk İlke ve inkılaplarında bu sınava özgü arkadaşlar hazırladığımız Atatürk İlke ve İnkılaplarını A'dan Z'ye Safi hocamız anlattı. Hem video olarak anlattı. Hem bunun pdf notu var. Hem de arkadaşlar Tedrisat Tarih Soru Bankası var. Bu soru bankasında bitirdiğinizde iddia ediyoruz. İnşallah da öyle olacak arkadaşlar. Amacımız o. 10'da 10 yaptıracak sana. Arkadaşlar yine protokol bilgisiyle ilgili Taltif konu anlatımlı kitapta konu anlatımı soru bankası kitabında yine sorular mevcut. Peki silah bilgisi arkadaşlar silah bilgisi ile ilgili mevzuat olarak sor, konu konu anlatımlı kitapta mevzuat olarak var ama silahın teknik bilgisi ile ilgili sorular 7 testten oluşan bir soru karması yaptık. O da soru bankası kitabında mevcuttur. Arkadaşlar İngilizce ile ilgili çok mesaj yazanlar var ama bizim bununla ilgili bir eğitim paketimiz maalesef yok. Peki arkadaşlar devam ediyorum. Devam ediyorum. Yukarıya doğru çıktım. Anayasa ve insana anayasa ve idare hukukunda ne yapacağız hocam? Artık arkadaşlar deli gibi çalışacağız. Senin karşına bir oynatma listesi var. Anayasa hukuku kamp videoları YouTube'da var. Kamp videolarını bu kitapla birlikte bitiriyorsun. Bu kitapla birlikte kamp videolarını bitirdikten sonra ne yapıyorsun? Hukuk Öğretir Soru Bankası kitabından anayasa sorularını çözüyorsun. Peki hocam onu yaptık. Sonrasında kamp videoları yani yine YouTube'da arkadaşlar idare hukuk kamp videolarını bitiriyorsun. Arkasından yine muhteşem kırmızı hukuk öğretir soru bankası kitabından idare sorularını arkadaşlar çözmüş oluyorsun. Şöyle bir ekrandan çıkayım. Şöyle netleşsin kitap. 2023 7. baskıdır arkadaşlar. Peki. Adım adım gitmeye devam ediyoruz. Hocam neden insan haklarını en sona bıraktın? Şundan dolayı. Sınav duyurusunda, ilanında şöyle bir ifade geçiyor arkadaşlar. Diyor ki, şöyle biraz daha aşağılara doğru gidelim. Değerlendirmede yalnızca doğru cevaplar dikkate alınacaktır. Yani yanlış cevap yanlış doğruyu götürmüyor. Çok önemli bir bilgi arkadaşlar. Yanlış doğruyu götürmüyor sınavda. Kesinlikle boş bırakmayın. Sınav süresi 110 dakikaydı. 10 dakika arttırıldı. 120 dakika oldu. Her soru eşit ağırlıktadır. 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Peki arkadaşlar, yazılı sınav sonucu Dışişleri Bakanlığı tarafından talep edilen personel miktarının 2 katı kadar aday, 2 katı kadar yani amirlerde İlk 400'e girmek lazım mülakata kalabilmek için arkadaşlar. Memurların girdiği sınavda ise polis memurlarının girdiği sınavda ilk 700'e girmek lazım. Bak tekrarlıyorum. Rekabetin yüksek olacağı bir sınav. Tamam mı? Eğer ki sen rütbeli olarak bu sınava giriyorsan ilk 400'e girmen gerekiyor. Eğer sen polis memuru olarak bu sınava giriyorsan ilk 700'e girmen lazım. Genel başarı sıralamasına göre en yüksekten en aşağıya doğru sıralanıyor. İnşallah böyle bir durumla karşı karşıya kalmaz derece yaparak çok üst sıralardan bu sıralamaya girer ve mülakata kalırsın. Ama öyle bir durumla karşı karşıya kalan öğrencilerimiz de geçmiş yıllarda oldu. Hakimlikte de, kaymakamlıkta da oldu. Yine olabilir. Misyon'da bunu detaylandırmışlar. Ne demek istiyorum? Diyor ki başarı listesinde eşitlik olma durumunda örnek veriyorum işte 401. 400. ile 401. eşit eşit puanda olması durumunda ne yapılacaktır? İşte bu durumda ilk bakılacak kıssas arkadaşlar insan hakları sorularında puanı fazla olan aday öne çıkıyor. Eğer burada da eşitlik bozulmazsa anayasa ve idare hukukundaki puanları eşit olanlar bu sefer hangisi fazlaysa anayasa ve idarede arkadaşlar onun, o öne çıkıyor. Yine arkadaşlar burada da bozulmazsa Polisi ilgilendiren mevzuat sorularında puanı fazla olan aday öne çıkıyor gibi 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 sıralanmış bir silsile var. İşte burada en önemli dikkat etmemiz gereken yer yine arkadaşlar insan hakları insan hakları soruları. Yani bizim insan haklarında full yapmamız lazım. 10'da 10 yapmamız lazım ki en kötü senaryoda eşitlik olması durumunda ilk bakılacak yerde yukarıda olmam gerekiyor. Yine arkadaşlar olmadı. Nerede? Anayasa ve idare hukukunda ne yapmam lazım? Full'e yakın bir netice almam gerekiyor ki eş en kötüsünü düşünelim. Eşitlik olma durumunda ön plana çıkayım diyoruz. Tamam. Peki arkadaşlar. Ee, şöyle bir ilerledim. ile ilgili bir köşe yazısı var arkadaşlar. Hazırladığımız. Şimdi arkadaşlar işte bundan dolayı bundan dolayı insan haklarına inanılmaz önem veriyoruz ve burada da 10'da 10 yapmanız için elimizden geleni yaptık. Arkadaşlar insan hakları hukuku diye bir kitap hazırladık. Efsane bir kitap. İlk rüştünü arkadaşlar yani Kendisinin eksiksiz olduğunu ispatlaması kaymakamlık sınavında arkadaşlar adından çok söz ettirdi. Muhtemelen yakın zamanda hakimliğe de insan haklarını zorunlu tutacaklar. Müfredata ekleyecekler. Ee, misyon koruma için arkadaşlar hem bu kitap hem de bunun video anlatımı, videoyla kitabı birlikte bitirdiğinizde insan haklarından gelecek soruları çok rahatlıkla yapabiliyor düzeye geleceksiniz. Arkadaşlar burada insan haklarını ulusal mevzuatlar, uluslararası mevzuatlar ve tarihsel gelişim olarak 3 kısma ayırdık ve 3 kısımda bunun notunu hazırladık ve 3 kısımda bu notun video anlatımını yaptık. İnsan haklarında da emin olun üst sıralara geleceksiniz. Peki hocam çıktık. Misyon koruma sınavına, misyon koruma sınavına kimler girebilir bu sınav nerede yapılıyor vesaire bununla ilgili bir yer hazırladım arkadaşlar. Müracaat tarihi ile birlikte, müracaat tarihi ile birlikte bunlara da değinelim. Emniyet hizmetleri sınavında fiilen 5 yıl görev yapmış olmak gerekiyor. 37 yaşından gün almamış olmak gerekiyor. Buradaki tarih zikrediliyor. Bu tarih arkadaşlar 31.12.1986 tarihinden sonra doğmuş olmak gerekiyor. Taksirli suçlar hariç hariç hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı verilmemiş olması gerekiyor. Kademe ilerlemesine durdurma cezası almamış olman gerekiyor. Veya da son 3 yıl içerisinde aylıktan kesme cezası almamış olman gerekiyor. Son 2 performans değerlendirmesinde iyi ve çok iyi performans almış olman gerekiyor. Aylıksız izinde bulunmaman gerekiyor. Yine arkadaşlar, misyon koruma görevine atanıp sağlık gerekçeleriyle misyon koruma görevine gidememişsen gittin. Sağlık gerekçeleri dışında gidemediysen gittin bir sebeple misyon koruma görevini tamamlayıp geri dönmediysen veya da erken geri döndüysen veya da merkez seni çağırdıysa arkadaşlar bu durumda misyon koruma sınavına sınavına giremiyorsun. Beden kitle endeksi geldi arkadaşlar. En az %10 en az 18 en fazla 28 arasında olmalısın. Beden kitle indeksi. Arkadaşlar devam ediyorum. Daha önce misyon koruma görevini yapmamış olman gerekiyor. Yani sizden önceki öğrencilerimiz tekrar bu sınava giremiyorlar. Onların çoğu gitti zaten. Peki arkadaşlar başka şu an eğitimde olan öğrencilerimize buradan selam olsun arkadaşlar. Keşke Payem 6'yı kazanmış olsaydınız oradaki öğrenciler artık girebiliyor. Onlar mezun oldu. Şu an eğitimde olan Payem 7'yi okuyor olan, eğitimini alan ee, arkadaşlarımız öğrencilerimiz Arkadaşlar bu sınava maalesef giremiyor Çünkü kural diyor ki ee, payem 7 diye geçmiyor Tabii ki komiser yardımcılığı eğitimde olmamak diyor Tamam yani bitirmiş olmanız gerekiyordu O yüzden şu an okuyan öğrencilerimiz payem 7'deki komiser yardımcısı öğrencilerimiz Arkadaşlar maalesef bu sınava giremiyor çıktım ekrandan çıktım devam ediyorum Sınav 12 ilde yapılacak arkadaşlar bu da güzel oldu normalde 9 ilde 9 ili 12 ile çıkardılar Ankara, Antalya, Adana, İzmir, İstanbul, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, Van. 26 Temmuz 2020'de bu 9 il sayılmıştı. Bu 9 ile 3 il daha eklendi biri Hatay, bir diğeri Kilis, bir diğeri de arkadaşlar Şanlıurfa yeni eklenen. 3 il olarak karşımıza çıkıyor. Ne ara oldu bu video 19 dakika. Evet dostlar kendinize iyi bakın. Hoş olun, hoşça kalın. 53 gün kala biz sınava 50 günlük strateji takvimiyle hazırız. Eğer biraz daha yoğun çalışırsan 40 günde de bunları tamamlayabilir misin? Tamamlayabilirsin. Bu dersleri hangi sıralamayla bitirmen gerektiğini, bitirdikten sonra ne kadar sıklıkta tekrar etmen gerektiğini her şeyi burada arkadaşlar anlattık. Bundan birkaç tane çıktı al duvarına as mutlaka. Hocam bu misyon koruma strateji takvimini nereden elde edebilirim? Galiba arkadaşlarımız açıklama kısmına bırakacaktı. Eğer açıklama kısmında bulamazsan sitemizdeki WhatsApp numarasına yaz arkadaşlar. Oradan da edinebilirsin. Bunu arkadaşlar sana PDF olarak gönderirler. Haydi gel başlayalım. Haydi gel ezberlerin dışına çıkalım. Haydi gel bir değişimle her şeyi değiştirebilecek bir imkanımız varken gece gündüz çalışalım. Yoğun bir meslekte çalışıyorsun. Mesai saatlerinin ucu çok açık ve burada çalışmakla yetmiyor. Aynı zamanda eşsin, aynı zamanda aile reisisin, annesin, babasın. Aynı zamanda sosyal hayatın var. Aynı zamanda başka sıkıntılarım var. Bu süreçte yeniden ders çalışmaya başlamak zor. Seni çok iyi anlıyorum. Ama başarı da insanı başka bir noktaya götürüyor. Hayal kurmak da insanı başka bir noktaya götürüyor. Emin olun, hayal kurarak birçok şeyi aşabilirsiniz. Hayal kurmakla yetinmeyip harekete geçerek birçok başarıya imza atabilirsiniz. Zor değil. Yani başarmak, bu sınavda bu sıralamalara girebilmek, rekabet edebilmek, kendini bir adım öne atabilmek zor değil. Kolay, kolay, zor olan arkadaşlar senin bu videodan sonra harekete geçmen. Harekete geçtikten sonra bu hareketini devam ettirmen. Biz gerek misyon setleriyle, gerek video setiyle, kitap setiyle senin yanındayız. Sen istemesen de hukuk öğretir senin daima yanında olmaya devam edecek her neredeyse sana selam olsun. Haydi gel çalışmaya başlayalım. Ailemize katıl. Sensiz bir eksiyiz. Hoşçakal. kal de de